Tabii teknoloji ilerledikçe kanser hastalığının da tedavinin de daha kolay ve daha rahat hastalarımızın atlattığını görüyoruz. Tabii teknolojinin ilerlemesi hastalıkta sizlerin işlerini biraz kolaylaştırdı diyebilir miyiz? Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tabii ki hem kanser tedavisinde kullanılan bir takım cihazlar ilerlemiş durumda. Tanı sırasında kullanılan cihazların gelişmiş olması daha erken tanı konmasına, daha modern tedavi yöntemlerine neden oluyor. Bunun dışında kanser ilaçları da yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte nanoteknolojiler vesaireyle birçok yeni tedavi şekilleri ortaya çıkabilmekte. O açıdan kanser yani teknolojinin gelişmesi, bilimin gelişmesi daima birçok bilim dalında olduğu gibi onkolojide de çok fazla ışıklar açmakta, yollar açmakta. Ve biz de tabii son dönemde bu akıllı ilaçlar, immünoterapiler ile çok daha gelişmiş tedavileri elde etme imkanı bulmaktayız. Hem hastalar bu imkanı bulabilmekte hem de doktorlar bunu hastalarına uygulama imkanı bulabilmekte. Onun için de daima her zaman gelişim devam ettiği sürece hastanın tanısından ziyade ne kadar uzun yaşarsa bazen hasta evre 4 hiç bu hastada ümit yok dediğim bir hasta çıkabiliyor. Ve bir yıl sonra öyle bir ilaç geliştirilmiş oluyor ki kullanabiliyoruz ki o hasta tam yanıt alabiliyor. Yani onun için hiçbir zaman işte evresi şudur, tanısı budur gibi hastalara ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Özellikle günümüzde. Daima yeni ilaçlarla, yeni tedavi yöntemleriyle her zaman bir takım tam yanıt alma, şifa sağlama olasılıkları olmakta. Akıllı ilaçlar gibi. Evet. Akıllı ilaçlar, immünoterapi yöntemleri, bir takım modern işte nükleer tıp yöntemleri, radyolojik girişimler, radyoterapi yöntemleri, cerrahi yöntemleriyle çok daha iyi. Ve artık sadece kanseri tedavi etmek değil, hastanın fonksiyonlarının da devam etmesi önemli. Örnek eskiden bir sarkom tanısı konulduğunda bacağa giden birçok hasta varken artık iyi kemoterapi, iyi tedavi, medikal tedaviler, iyi lokal radyoterapi yöntemleriyle sadece tümörü tedavi etme değil, o organı korumak da çok önemli hale geldi. Bu sadece sarkomda değil, kalın bağırsakta, gırtlak kanserinde, pek çok kanserde artık mümkün olduğunca fonksiyonu bozmadan, organ kaybı da en az neden olarak tedavi etmek mümkün olabiliyor. Yine hem cerrahi hem de radyoterapi hem medikal onkolojik hem de birçok girişimsel yöntemlerle bunlar hastalara sunulabilmekte. Hocam tabii kadınlarda görünen sık kanserlerden bahsettik. Bu noktada da hastanemiz çok başarılı. Kanserli hastalarımızın tedavileri noktasında da teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle de çok güzel imkanlara sahip. Bu noktada da çok şanslı hastalarımız hastanemizde tedavi gördükleri için hasta yakınlarımızla yaptığımız röportajlarda da sizi ve hastanemizle alakalı çok güzel mesajlar verdiler.